Minöfle Olga Parkteki ağaçlıklı yollardan birinde yürüyorlardı. Leylaklar mutluluk içinde yayılıvermişlerdi. Minöf Olga'nın elini tutuyordu. Evleneli neredeyse iki yıl olacaktı. Yine de aşkını yeni itiraf eden iki sevgili gibiydiler. Şu son iki yıl gürültü ve zorlukla dolu geçmişti. Aşk sözleri ağızdan çıkar çıkmaz sönü veriyordu. Sekiz gün önce Olga Berlin'in yıkık bir evinin bodrumundaydı durmadan aynı şeyleri tekrarlıyordu. Ben saksağım, o kayı verin. Şimdi bütün bunlar sona ermişti. Bundan böyle olgasın. Evet, evet itiraz etme. Gül oldun derken Gonca. Ay Poltava, divina kırlangıç tepeciğin üzerindeyken gül. Gazalı istiyordu. Oysa oralarda gülün izi bile yoktu. Her yer kuru, ot ve mayın doluydu. Şafak olmuş Çagodayev'i istiyordum. Ama bir top mermisi onu öldürmüştü. Çagodayev. Kesiminde her şeyin yolunda gittiğini bildiriyor dedin o zaman. Yani Çagodayev öldürüldü. Yerine konuşan babuşkin, Potsdamer Platz'da saksağındın. Tereşkoviç şakacıktan. Doğrusu saksağın gibi geveze diyordu. Senin için. Koşarak sokağa fırlamasından bir saat önceydi. Anlatılanlara göre dün. Ketel, İmzasını atmadan önce mareşallık asasını koyacak yer bulamamış. Bir Amerikalı fotoğrafçı mareşallık asasını bol sigara karşılığında ele geçirmek için yanıp tutuşuyordu. Almanların hesabı görüldü Olga. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Artık ne saksansın ne dinle. Bundan böyle sana kırlangıç da desem telefonda değil. Kimsenin duymaması için kulağına söyleyeceğim. Savaş bitti artık. Ne gülsün ''Ne de Gonca. Bundan böyle Olgasın. Benim Olgam.'' O güne dek karısının adını hiç söylememişti sanki. Tekrarlamaktan büyük zevk alıyordu. ''Seni ilk gördüğümde çok korkmuştum biliyor musun?'' dedi Olga. 5 Ağustos günüydü. Keska'ya önlerindeydik. Bağlantı kopmuştu. Albayla konuşmak istiyordum. Sinir içindeydin. ''Telefonla konuşmayı biliyor musunuz?'' diye sordum bana. ''Yoksa telefonu çamaşır makinesi mi sandınız?'' Neden çamaşır makinesi? Dedin de ardından güldün. Başka şey yapsan dertlenmezdim. Savaşta insanın dilini tutamadığını biliyordum ama çamaşır makinesini duyunca ağlayacak gibi oldum. Ben dostlarım içimden ne şirin kız diyordum. Çamaşır makinesi ha? Mitya, açık söyleyeyim sana rahat rahat bakamayacağımı o dakika anladım. Saldırı sırasında hatırlıyor musun? Şubat sonunda Orel'e karşı girişilen o başarısız saldırıyı... Soğuktan donmuş halde girdin içeri. Ben de sana sıcak su verdim. İçtin ve bana dikkat edin ha dedin. Karım çok kıskançtır. Çünkü elini tutmak için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Sen de dediğime inandın mı? Bana takılmak istediğini sandım. Evli olmadığını kaç kere söylemiştin. Bir türlü içimi dökemiyordum. Ancak Çernigov'da, neden Çernigov'da? Irmağın kestane ağaçlarının yüzünden. Şu leylaklara bak ne güzel değil mi? Son leylaklar hatırlıyor musun? Oral'den önce Dumici'ye uğradığımızı bir demet yapıp sana getirmiştim. Ama bomba yağdırmışlardı tepemize. Babacan yaralanmıştı. Tepede birlikte olduğumuz dostlardan pek kimse kalmadı. Yazık ki Osip bizimle değil. Nerede? Daha güneye. Postlama doğru indiler. Biliyor musun Olga? Osip çok temiz yürekli bir insan ama duygularını dile getirmeyi beceremiyor. Tıpkı benim gibi. Hem kim duygularını eksiksiz açığa vurmayı becerebilir? Belki şairler. Onların da fazla bir şey duyduklarını sanmıyorum. Ben duygularımı açığa vuramayınca her şeyi alaya alırım. O sip somurtur durur. Mitya orada tepecin üzerindeyken kurtulacağın aklına gelir miydi? Kurtulamayacağımı düşünürdüm ama kurtulacağımı da sezerdim. Bana kalırsa herkeste vardı aynı sezdi. Birileri ölecek ama ben sağ çıkacağım diyordu bütün arkadaşlar içlerinden. Kısa süre önce Tereşkoviç bizi Yaroslav'la çağırıyordu. Hatırladın mı? Evet, Tanya ile küçük Maya orada. Ya Zurebin, hatırladın mı misteri? O kadar ağır konuşurdu ki iki söz arasında insan rahatça kestirebilirdi. Bir karşı saldırı sırasında öldürüldü. Herkesten ileri fırlamıştı. Ya dans kralı Magaralas Gözlem evinden yıldızlara nasıl baktığını anlatan Broski bir mayına basıp havaya uçtu. Lina'yı unuttu mu? Ufacık gövdesiyle şafa balafa düş sırtında taşımıştı. Hiçbirini unutmayacağım. Bir gün seni terk edeceğimi söylemiştin. Hayır. Birbirimizden asla ayrılamayız. Tepeciğin üzerinde beraberdik. Geçen yaz Orsa'ya varmadan önce Amur Irmağı kıyılarına gitmek istediğini söylemişti. Hatırlıyor musun? Neden diye sormuştum sana. Cevabın şu oldu. Orada kaplanlar vardır. Ben de Alman tanklarından söz ediyorsun sanmıştım o sıra. Yok canım. Çizgili kaplanlar. Oraya gideriz. Sonra Kapkasya'yı gezeriz. Lermontolu okumak gideceğimiz yeri tanımaya yetmez. Dağlara bile tırmanmak istiyorum. Her şeyimiz büyük olmalı. Yolculuk edecek, çalışacak, gülecek, sevişeceğiz. Kabul mü? Köpeğine seslendi. Hep aynı köpekti bu. Sahibinin ardından gidiyordu. Bir yıl önce Münöf adını değiştirmişti. Bundan böyle Doktor Goebbels'in adı Guebka olacak. Beyaz tüylerine saygım var benim. İyi yürekli ve namuslu bir köpeğe hakaret etmemek gerekir. Gerçekten de Guebka'nın tüyleri ağarmaya, kendisi de durulmaya başlamıştı. Çılgınlıklarını istemeyerek yapıyordu artık. Guebka ana döndüğüne memnun musun? Yatsıyor musun yoksa? Ben senin ülkende olduğuma, buraya geldiğime çok memnunum ama geri döneceğim gün daha da mutlu olacağım. Webka seni neler bekliyor biliyor musun? Moskova'yı göreceksin. Yalnız bir şartla, Milisleri ve annemi havlamayacaksın. Dinle Olga, herhalde Haziran ya da Temmuz'da sıcakların iyice bastırdığı sıra oraya varırız. İlk işin dondurma istemek olmalı. Beyaz Rusya garında ineriz. Sonra Gorki sokağından geçeriz. Ev Pushkin anıtıyla sevimli aslan heykellerinden pek uzakta sayılmaz. Küçük kule ve balerin Lepeşin Kaya'nın heykeli. Sağda Pushkin'in heykeli. Yolda çocuklar cıvıl cıvıl oynaşır. Anneler sıçaktan uyuklar. Sonra Metros Trevskiya sokağını izleriz. Aslında daha önce Sadova'ya sokağına sapmalıydık. Ama Pushkin'i selamlamak gerek. Eskiden onun heykeli altında düş kurardım. Aa beni öpücüğe bo. Senin öpücüklerin benim gözümde bal ve şaraptan tatlıdır. 13 yaşındaydım. O sıralar bir kadını öpmeye gelince küçümserdim bu işi. Yine de beni öpeceklere bo derdim hep. Hemen sonra anneme gideriz. Küçük anacığımın ne iyi bir insan olduğunu görürsün. Düşünde dünyayı gezdikçe Olga'nın yüzünde hem neşe hem de derin bir şaşkınlık beliriyordu onu iyi tanımayanlar da bu şaşkınlığı dehşet sanabilirlerdi. İşte dünyanın gözü önünde Mitya ile el ele yürüyorlar. Daha uzun süre altın sarası kumla kaplı patikalarda, leylaklar arasında gezindiler. Bir şey konuşmuyorlardı. Düşünce ve duyguları öylesine birbirinin aynıydı ki, sözcüklere gerek kalmıyordu. Teğmen Korişkin'in kendini beklediği eve dönerken Minöf durdu ve Olga'nın kulağına söylemeyi unuttum dedi. Zaferi kazandık kesinlikle anlaşıldı. Galoşka yerde yatıyor ve SS'lerden Pol'ün gelmesini bekliyordu. Artık çalışamaz olmuştu. Dolayısıyla da Pol yanında koca bir Alman çoban köpeğiyle gelecek ve köpek üzerine saldırı verecekti. Vera'yı bir Fransız kızını, Mira'yı bir Macar Yahudisini böyle öldürdüler. SS bir türlü gelmek bilmiyordu. Galoşka kendinden geçti. Ayıldığında bir sürü otomobil gördü. Zina bağırıyordu. Amerikalılar geldi. Galoşka'yı kaldırdılar. Hastaneye götürdüler. Üç gün yattı. Bizimkileri görmemen mümkün mü? Diyordu. Kendi kendine. Açık havaya çıktığında başı döndü. Bir eliyle duvara dayandı. Araba kızıl haç işareti taşıyordu. Şen bir Amerikalı. Genç kızların resmini çekip bağırıyordu. Haroşa, haroşa. Gerçekten çok iyi dedi Sina. Kapkara, pırıl pırıl, beyaz dişli zenci şoför koştu geldi. Bir eli göğsünde, kaloşkaya çikolata da uzattı. Bunu yürekten armağan ediyorum size, der gibiydi. Rüzgar esiyor, yağmur yağıyordu, sonra hava açıldı. Kaloşka ilk kızıl ordu erini gördüğünde, yağmur yine yağmaya başlamıştı. İncecek gümüşsü telleri güneşte parlıyordu. Kaloşka askeri öptü ve ağlamaya başladı. Yaşlı, çok uzun boylu, yüzü sert ve kır sakallarla kaplı bir adamdı bu. Duygulandı birden. İyi ama bu kızlar bizden diye bağırdı. Ne oluyor diye sordu Galoşka. Almanlar teslim oldular dedi biri. Zaferi kazandık. Sorguya çekme sırası askerlerdeydi. Nereden geliyorsun? Bir esir kampından. Galoşka'nın gücü yoktu ama konuşuyor somuyordu Hayır, aslında Kiev'den geliyorum. Çevşen bulvarında otururdum. Uzun süre önce daha Stalingrad'a varmadan bizi buraya sürdüler. Fabrikada çalıştık. Başımızda Kristin adlı bir Alman kadını vardı. Çok kötüydü. Durmadan tokatlıyordu hepimizi. Fransızlar da vardı. Pierre, Kızıl Ordu'nun kazanacağından emindi. Kiev'in kurtulduğunu bize o haber verdi. Öldü. Yaşlı bir kadını andırıyorum herhalde. Oysa çok gençtim. Ceza olarak beni bir kampa yolladılar. Her ülkeden bir sürü kız, en çok da Rus kızı vardı kampta. Konuşmayı unuttum. Çağrılıp cevap vermeyince gardiyandan dayak yedim. Yerine ne derdik biliyor musunuz? Kadın subay Canina'nın bir gözünü kör etti. Kadın gardiyan Nadia'yı ele verdi. Çalışamadığını haber verdi. Gaz odasına attılar kızı. Çalışamaz hale geldiğimizde boy ıslıkla köpeğini çağırıyor. Hayvan da genç kızları boğazlıyordu. Ya da onları gazlı vagonuna atıyorlardı. Gazladılar diyorduk aramızda. Nadia'nın bir nişanlısı vardı. Tankçı, Yegor, Nikitenko. İçinizden biri ona rastlarsa Nadia'yı gaz vagonuna sürükledikleri sıra kızın yurdundan ve Yegor'dan söz ettiğini iletin. Benim durumum onlarınki kadar güç değildi. Kimsem yoktu nasıl olsa. Bir tek Lenya dayım kalmıştı. Onu da Almanlar öldürdüler. Dostlar rahat konuşamıyorum da ilk gördüğüm Rus askerleri sizlersiniz. Yakında olduğunuzu biliyorduk. Başımızdaki kadın geldi. Boşuna sevinmeyin dedi. Hepinizi geberteceğiz. Fransız kızı Colette Rus askerlerinin Berlin yakınlarına vardığını söyledi. Haberi kimden aldığını bilmiyorum ama Paul deli gibi koştu geldi köpeğini Maşa Odaslova'nın üzerine saldı. Maşa Kırım'dan getirilmişti. Çok güzel şarkı söylüyordu. Yasaklı şarkı söylemek. O yine de bir denizi şarkısı mırıldanırdı. Kuşatılalı on bir ay oluyor. İkimiz de aslanlar gibi dövüştük. Ama Sivas Topol düştü ve biz denizin derinliklerine gömüldük. Aramıza bir parti örgütü kurmuştuk. Fransızlar ve Çekler işbirliği yapıyorduk. Ekim'in yıl dönümünde bağımlılık yemini ettik. Almanlar da hemen Şura Vinogradova'yı gazla boğdular. Zina bir bıçkı haneyi ateşe verdi. Dostlar gerçekten siz misiniz gördüm? Nerelisiniz? Ben Kievliyim dedi askerin biri. Peterşkı mahallesinde otururdum. Kievli Peterşkı mı? Ne büyük mutluluk. Otların üzerine çöken galoşka öylesine soluk öylesine bitkindi ki askerler içlerini çekerek başlarını çeviriyor ve yumruklarını sıkıyorlardı. Ne hale sokmuşlar canım kızı. Galoşkanın gözleri hem buğuluydu hem de parlak. Bakışları pembe, tüy gibi bulutlarda. Amber çiçekleriyle süslü çayırda askerlerin yüzlerinde geziniyordu. Birden bastı kahkahayı. Arabadan inip boynuna sarıldığı yaşlı asker ''Neden gülüyorsun?'' diye sordu. ''Bilmem, gülmeyin o kadar çok oluyor ki. Gülmeyi bile unuttum. Kiev'de hiç durmadan olur olmaz yerde gülerdim.'' Neden güldüğümü sorduklarında da bilmem derdim. Almanların teslim olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Gülmem boşuna değilmiş demek. Siz Kievlisiniz, Pechersk mahallesinde oturuyorsunuz. Sık giderdim oraya. Dayım otururdu. Almanlar bize çok işkence ettiler. Çizmelerini yalatmak istiyorlardı ama ben istediklerini yapmadım. Bir Rus vatandaşı olduğumu asla unutmadım. Artık gülebilirim. Adımın Galina Galaşka olduğunu söylemiştim. Kiev'te bana sırıtkan derlerdi. Şimdi sırıtkan canlandı. Benim sevgili, iyi yürekli dostlarım. Can kurtaran arabasına taşıdılar genç kızı. Üstü açık arabada oturmuş, sapsarı bir yüzle gülümsüyordu. Sonra başını çevirdi, bir kere daha askerlerle vedalaşmak istedi. Batan güneş yanaklarını pembeleştirdi. Rüzgar sarı saçlarını uçuruyordu. Amerikalıların 8 Mayıs öğlene doğru gelmeleri bekleniyordu. Kamplardan kurtulan çeşitli ülkelerden tutsakların ne yapabileceği görüşülecekti. Osip konuklarına bir yemek vermeyi düşündü. Kaldıkları evin içi düzeltildi, masanın ortasına büyük bir çiçek demedi yerleştirildi. Ahşi başı sıcaktan ve koşuşmaktan kıpkırmızı kesilmiş belki yüzüncü kere soruyordu. Acaba süt domuzu yerler mi? Binbaşı Şimit çok uzun boylu, yanık yüzlü, kır saçlıydı. Kızlarla nasıl konuşulacağını bilmediğinden terbiyelice gülümsemekle yetiniyordu. Tersine yüzbaşı Makkor'un kayıtsız bir görünüşü vardı. Gürültülü kahkaha atıyor, elini kolunu sallıyor. Ayak ayak üstüne atıp hep aynı şeyi tekrarlıyordu. Rus olan her şeyi severim. Amerikalılar yanlarında bir tercümanla gelmişlerdi. Adam o e. Babam Vilna'ya da doğmuş dedi. Çarlık döneminde Rusya'dan ayrılmış adı Herstend'di. İngilizce Heraston oluyor. Tercüme biraz yetersiz kalıyorum. Asubay Heraston alçak gönüllük gösteriyordu söylenenleri iyi anlamakta. Kelimesi kelimesine çevirmek için çaba harcamaktaydı. Tek kusuru bir takım süslü kalıplara meraklı oluşuydu. İşte orada epey tekliyordu. Sükut nakittir. Çorbadaki kıllar gibi çıkıveriyor ortaya. Eisenhower büyük bir strateji ustasıdır ama Patton'da dünkü çocuk sayılmaz gibi örneğin. Ahşe başını boş yere dertlendiğini anlaşıldı. Konuklar bol bol yediler, yemekten çok da içki içtiler. Yemekten sonra birer er şöyle diyordu. Büyük bardaklara vodka dolduruyor. Sonra da yudum yudum içiyorlar. Bakıyorum bardaklar yine dolu. Ben masada ne varsa kaldırdım. Herkesin çayını koydum. Onlar likör gibi vodka içmeye devam ediyorlardı. Görmek bile ürkütüyor insanı. Macron, Zafer'in Moskova'da nasıl kutlandığına sordu Osip'e. Herhalde Berlin'de yapılacak anlaşmalardan sonra kutlama törenleri düzenlenecek dedi Osip. Macron bir kahkaha attı. Amerika'da kutlama törenleri başladı bile. Biz Amerikalılar aceleciyizdir. Osip 42 yazını stepi Minöv'ün düşlerini hatırladı. O zamanlar Amerikalılar hiç de acele etmiyorlardı. Vodka içmekten Macron'un yüzü kızarmıştı, bağırıyordu. İngilizler sümüklü böcek gibidir. Onlar kabuklarından çıkana kadar insan yüz kere uyuyup uyanabilir. Bizler vakit kaybetmekten hoşlanmayız. Sizin gibi genç bir ulusuz biz. Söyler misiniz binbaşım, bütün bu nişanlar nereden geliyor? Herhalde muazzam sınıf siz. Hayır, savaştan önce iktisatçı ve planlama uzmanıydım. Aferin, çok iyi bir meslek. Kafası işleyen biri bu meslekten Amerika'da ayda 20 bin dolar kazanabilir. Orta hali bir planlamacı Rusya'da ne kazanır? Pek cevap vermeyeceğim sorunuza. Doların değerini bilmiyorum. Hem sonra bizim ücret sistemimiz değişiktir. Önemi yok canım. Kendinizi toplayacaksınız. Sizin de dolarınız olacak. Büyük, çok büyük bir ülkesiniz. Tıpkı Amerika gibi. Savaş sırasında size yardım ettik. Savaştan sonra da gene yardıma devam edeceğiz sanırım. Her yanda barışın ve düzenin sağlanmasını istiyoruz. Canımıza takledi. 25 yılda bir önce Avrupa'yı kurtarmak, sonra da karnını doyurmak zorunda kalıyoruz. Rus olan her şeyi severim. Savaşmanız hoşuma gitti. Hem sıçrayıp topuklarınızın üzerine düşerek dans edişiniz de çok güzel. Bir gece kulübünde görmüştüm. Vodkayı da severim. Kendinize özgü bir rejim kurduğunuzu biliyorum. Amerikalılar sizin gibi yaşayamazlar ama bu sizin bileceğiniz bir iş tabi. Örneğin tek siyasal partiniz var. Sizinki gibi büyük bir ülke için çok az İngiltere'de 6 ay geçirdik. Onların partileri 3 tane. Bir ilerici, bir de ılımlı. Üçüncü partiye ne gerek duyuyorlar hiç anlamıyorum. Bilmem. Bu da onların sorunu. Amerika'da iki parti vardır. İkisi de ilericidir. Demokratlar, cumhuriyetçi. Cumhuriyetçiler de demokrasi yanlısıdırlar. Birbirlerini benzediklerini söyleyebilirsiniz. Doğru ama yine de aralarında seçme olanağı elinizde ya. Binbaşı Chesterfield sigara içiyor. Ben Campbell'ları seviyorum. Karanlıkta bu sigaraların birbirinden ayrılmadığı ağızda aynı tadı bıraktığı söyleniyor. Seçme yapma olanağı benim elimde ya. Kamel içiyorum. Bazı subaylar komünist oldukları için Ruslarla bozacağımızı sanıyorlar. Size rastladığım için çok mutluyum. Amerika dönüşü. Rus komünistlerinin Amerikan komünistlerinden çok başka olduğunu anlatacağım. Herhalde siz de komünistsiniz, binbaşısınız. Yakında ülkenize mesleğinize döneceksiniz. Demek ki benim gibi bir adamsınız. Amerika'da komünistler ya deli ya da hayduttur. Bakın ben 10 cent'le işe başladım. Şimdi küçük bir yağmurluk fabrikasının sahibiyim. Su geçirmez bir karışım buldum. Bu karışım aynı zamanda insan bedeninin rahatça soluk alıp vermesini de sağlıyor. Buluşumun değeri 100 bin dolar. Komünistler fabrikama el koyarlarsa haydutluk olur. Çünkü fabrikayı namusumla çalışmamın sonucu elde ettim. Yüzbaşı bir ansuzdu, Sözlerini çevirmekte güçlük çeken tercüman ter içindeydi. Kendi hesabına da şunları söyledi. Bütün söylediklerini aldırmayın çok içer. Ağzı da bozuktur. Makon yerinde duramıyor. İkide bir ayağa fırlayıp elini kolunu sallıyordu. Binbaşı simidi utangaç bir gülümsemeyle o yüz Yüzbaşı Makkorn'un sözleri sizi şaşırtmasın dedi. Tam bir kuzeylidir. Ben Louisan alayım. Bizim eyalete gelseniz hoşunuza gider. Güzel bir yerdir. Geleneklerimize bağlı kişiler oluruz biz. Düş kurmaya bayılırız. Çoğunluk konuk severiz. Tabii kuzeyli kafası bizlere de yerleşiyor. Fabrikalar yapılıyor. Kazanç hırsı başlıyor. Durmadan dolar sözü ediliyor. Yine de New Orleans, New York değildir. Biz insanlara çok daha yakın oluruz. Rusları kuzeyli yurttaşlarımızdan çok daha rahat anlayabileceğimizi sanıyorum. Tolstoy gibi büyük bir yazarınız var. Bilirim, romanlarından birinden aktarılmış bir film seyrettim. Şairane bir bölümü vardı. Katilin kızağa binip kent dışındaki meyhanenin yolunu tuttuğu bölüm derken atın boynuna asılı çıngıraklardan biri sökülür. İçine vodka doldurulup içilir. Elimin altında çıngırak bulunmadığı için kusura bakmayın dedi Osip. İzninizle vodkayı size bardakta sunacağım. Binbaşı teşekkür etti. Altıncı ya da yedinci kere zaferin şerefine içti. Makkon ise içmek için hiç nazlanmıyor. Durmadan da konuşuyordu. Binbaşım rica ederim. Şu doların üzerine imzalayın. Tarihi bir dolarım olacak. Zaferi kazandığımız gün el ve üzerindeki karşılaşma. Çok çok iyi savaştınız. Stalingradla ilgili bildirileri okuduğumuzda dayanma rekorunun kırıldığını söylüyorduk birbirimize. Bir yeğenim var avukat, kızıl oldukları için Ruslardan nefret eden. O bile Stalingrad savunmasının kırılmaz bir kahramanlık rekoru olduğunu söyledi. Siz orada savaşırken biz de Rusların yararına epey dolar topladık. Böyle bir günde size rastladığım için çok mutluyum. Konuşmamızı karıma ve dostlarımıza anlatacağım. İnanın bana Jim McCall hiç de diplomat değildir. Gizlisi saklısı yoktur. Rusları sevdiğini söylüyorsa gerçekten seviyor demektir. Hem garip bir düzen kurmuş olmanız bana vız gelir. Benim için bir komünist değil iyi bir askersiniz. Herhalde iyi bir planlama uzmanısınız da. Aynı meslek Amerika'da da var. Çok çok iyi bir iş. Örneğin ben müşterilerimin fikirleriyle ilgilenir miyim hiç? Katoliklere de, komünistlere de satarım malımı. Hatta zencilere bile. Binbaşı Güneylidir. Ön yargıları çoktur onların. Biz kuzeyliler daha geniş görüşlüyüz. Tabii zencilerle dostluk etmem ama ister zenci olsun, ister beyaz, malımı kime sattığımı düşünmem bile. Alışverişsiz gelişme olamaz. Oysa biz dünyanın en ileri ülkesiyiz. Subaylarımızdan bazıları sizin Amerikan komünistlerine dolar yolladığınızı söylüyorlar. İnanmıyorum. Ciddi insanlarsınız. Dolar yollamak yerine dolar edinmeyi istersiniz. Doları size kimin vereceği de umurunuzda değildir sanırım. İster demokratlar versin ister cumhuriyetçiler. Komünistler size bir şey veremezler. Çünkü hepsi birer baldır çıplaktı. Bir soru sormak istiyorum. Açık askerce konuşuyorum. Haritaya baktım. Ülkeniz uçsuz bucaksız. Size dolar verirsek pek çok yeni kent yaparsınız. Yabancı kentlere ne gerek var? Bunu bir türlü anlayamıyorum başım. Hangi kentlerden söz ediyorsunuz anlamadım. Berlin'in neden aldığımızı bilmiyor musunuz? Hayır. Berlin kabul. Berlin'in düşmesi şerefini bol bol içtim. Daha da içeceğim. Öteki kentlerden söz ediyorum. Bize danışmadan Riga'yı Belgrad'a aldığınızı duydum. Osip bu kaba konuyu başından atmak istedi ama kendini tuttu. Neden söz ettiğinizi bilmiyorsunuz herhalde. Riga bir Rus kentidir. Belgrad ise Yugoslavya başkenti. Sadece kurtuluşuna yardım ettik. Tercümanı sabrı taştı. Aldırmayın yüzbaşıya dedi Osip'e. Çok içti. Üstelik kafası da pek işlenmez. Saçma sapan gazeteler okur ve her okuduğuna da inanır. Bu adamın postunu tilkinin sırtına geçirseniz açlıktan ölürdü. Geveze yüzbaşının söylevlerindeki gibi binbaşının kuşkulu, suskunluğunda da sezdiği haykırışlar, kahkahalar ve canlılık o yormuştu. Tutsakların ülkelerine gönderilmeli sorununa dönüldü. Binbaşı simit. Bizim şoförlerimiz içinde pek çok zenci var dedi. Askerlerinizi şaşırtmaz herhalde. Osip hayret etti. Bunda şaşılacak ne var? Bizim askerler zencilerle bir arada oturmaz da anlayamazsınız. Çünkü ülkeniz tek ırktan insanlarla dolu. Bizim ülkemizde de ayrı ırklardan insanlar var. Ama haklısınız, anlamamız çok güç. Rusun konuşması şimdi de hakaret dolu geldi. Ruslarda özgürlük olmadığını herkes biliyor. Terbiyeli davrandım, ülkesi hakkındaki düşüncelerimi söylemedim. Yalnız Amerikalıların Polonya sorununu başka türlü gördüklerine değindim. Zencilerle her türlü ilişkiden kaçmasa Amerikalıya büyük tehlikelerin beklediğini bu kızıl neden anlamak istemiyor? Ve binbaşı Simide, kızınız var mı binbaşım diye sordu. Bir kızım vardı. Simide açısını paylaştığını belirtmek amacıyla içini çekti. Yine de Avrupa'da sık sık sormak fırsatını bulduğu soruyu sormaktan geri durmadı. Kızınız sağ olsaydı binbaşı, aşağı ırktan biriyle evlenmesine göz yumar mıydınız? Binbaşı, kızım sizin gibi düşünenler tarafından öldürüldü. Binbaşı da sersemin teki dedi. Hangisinin daha kötü olduğunu kestiremiyorum. Herhalde ikisi de. Babam çarlık döneminde Rusya'dan ayrılmıştı ama şöyle derdi. Gök yaranları gördüğümde Vinna'daki evlerin küçük ama ora insanların yüreğinin büyük olduğunu düşündüm. Bütün saçmalıklarını çevirmek zorunda kaldığımdan bana kızmayın binbaşım. Ben bir as subayım. Ama şu sıra babamın Vinna'da doğmuş olmasıyla kıvanç duyuyorum. Akşam silah arkadaşları Leontsev, Polishtuk, Çali ve Şarikov Osip'i ziyaret geldiler. Zafer kutlandı. Ahçıbaşı'nın keyfi yerine gelmişti. Yalnız Amerikalılara değil, biraz da kendi yurttaşlarına çalışmış oluyordu. Moskova Radyosu'nun haberi ne zaman vereceğini merak ediyorum. Bu akşam mı yoksa yarın mı? Devamlı radyo başında beklemek gerek. Herhalde Stalin konuşacak. Leonid sordu. Ya Amerikalılar? Anlaştınız mı? O sip o tatsız görüşmenin sözünü etmek istemiyordu. Eğlentilerinin bütün keyfi kaçacaktı sonra anlatmak en iyisiydi. Evet, evet anlaştık cevabını verdi. Bütün gün Amerikalılarla aralarında geçen konuşmaları düşündü. Bize yabancı oldukları kuşkusuz kimse başka türlüsünü düşünemez. Ama onları daha akıllı sanır savaştan bir şeyler öğrendiklerini düşünürdüm. Yoo değişen hiçbir şey yok. Almanlar çok iyi örgütçü. Demedi mi binbaşı? Almanya'da neyin hoşuna gittiğini anlıyorum. Yüzbaşı da ülkelerinde bütün yazılanları, iftiradır, nefret dolu yalanları tekrarladı. Biri kölelikten yana, öbürü de bezirgan. Tercüman haklı. İkisi de kötü. Talihe bak ki tam bugüne rastladı bu kötü armağan. Doğrusu üzücü. Polis alayın şerefine kadeh kaldırdıktan sonra artık her şey bitti dedi. Önemli olan bu. Evime, ''Necim'e dönebileceğim. Almanlara ders vermekten bezdim artık. Ukrayna'da çocuklarımız bizleri bekliyor. Hepsini eğitmek gerek.'' Şeriko büyük bir coşkuyla fabrikasından söz ediyordu. Aldığı mektupta en kısa zamanda geri dönmesi rica edilmekteydi. Yeni atölye neredeyse hazırdı. Leonis kuşkulanıyordu. ''Kaybettiğim zamanı karşılayabilecek miyim?'' ''Bütün bu yaşadıklarımdan sonra yeniden kitaplara dönmek garip bir şey.'' Ama içimde büyük bir okuma isteği var. Çali bir takım edebi hazırlıklar yapıyordu. Aşağı da 400 sayfalık bir kitap yazacaktı. Yakınlarından söz ettiler. Bizim küçük kosta iplah olmaz bir yaramaz diyordu. Polistuk böyleydi. Leonis anasını dağın eteğindeki küçük evini bağlarını anlattı. Osipian, Babiyar'ın o Beyaz kumunu görür gibi oldu. Sigara almak bahanesiyle yerinden kalktı. Yan odaya geçti. Pencerenin önünde durdu. Gece çok karanlıkta. Ne yıldız vardı görünürde ne de bir ışık. O sevip görür gibiydi. Uzun kirpiklerini kırpıştırıyor, mırıldanıyordu. Seni ne kadar sevdiğimi anlayamayacaksın. Hiçbir şey anlayamayacaksın. O sevin arkadaşları başına genel felaketi biliyorlardı. Üç yıl içinde onu tanıyıp sevebilmişlerdi. Bana konuk gelirsin dedi Leonis. Bizim oralar gerçek bir cennet göreceksin. Sana bir şarap tattıracağım ki. Polis çok bilerek. Nejin'de şarap yoktur. Küçük salatalıklardan başka şey bulamazsın dedi. Ama beni de görmeye gelmelisin ki evden pek uzak sayılmaz. Gevezelik ederiz. O kadar çok ortak anımız var ki. Terhis olunca ne yapmayı düşünüyorsun? Kiev'de mi oturacaksın? O sev istemeyerek cevap verdi. Bilmem ne derlerse onu yapacağım. Ya istediğin işi seç derlerse orduda kalırım. Vosip'in yüzü asıldı. Ne ailem ne yuvam var. Yine de direndiğimi sanacaklar. Oysa doğru değil bu. Her yerde çalışabilirim. Kiev'de ya da Paçora Havzası'nda. Evim ülkemin her köşesinde vatanım uğruna savaştım. Polis çok her şeyin artık bittiğini söylüyor. Kim bilir? İki Amerikalıyı dinledikten sonra içime kuşku düştü. Her şeyin bitmesini istiyoruz ama yeniden başlatmak isteyenler de çıkabilir. Orduda kalsın iyi dersin dedi Leonis. Çok iyi bir komutansın gel seni bir öpeyim. Balkona çıktılar sakin bir geceydi tıpkı kır geceleri gibi. Uzaklarda bir köpek havlıyordu. Bu alışılmamış sessizliği içlerine sindiriyorlardı. Zafer kazanmamız ne büyük mutluluk dedi Osip. Bugün ilk kez kocam, oğlum, babam nerede Sorusu sorulmadan rahat bir uyku uyunacak. Volga'dan Elbe'ye dek yürümemiz boşuna değil demek. İnsanların huzurunu geri getirdik arkasıya.